Herkese merhabalar. Fotojork kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi e, tukan kuşumuzun e, gövdesiyle ile ilk videomuzu başlayacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar şu kısmı yapacağız. Şöyle göstereyim. Burayı yapacağız. Hemen başlayalım. Şöyle tukanımızı bir kenara alalım. Şimdi her zamanki gibi e, sihirli halkamız la başlıyoruz hemen bir düğüm attık arkadaşlar e, altı sık iğne yapacağız bir saniye ben de araya girdim bir düğümü attım <laughs> bir iki 3 4 5 ve 6. Arkadaşlar 6 sık iğne yaptım. Hafifçe bir çekeceğim. Evet. Çok fazla çekmeyelim çünkü karşıya giriş yapamıyoruz. Ben şunu gireyim arkadaşlar siyah olduğu için. Karşıdan göremiyorum. Hemen e, karşıya ekleyip devam ediyorum. E, karşıya battım arkadaşlar. E, bunu normal sık iğne gibi kapattım. Hemen yanındaki sık iğneden devam ediyorum. E, sayımı orada başlıyorum. Bu sıramızı da çift çift yapacağız arkadaşlar. İkinci sıramızı. Evet. Şimdi e sayalım bu şekilde 1 2 3 her bir sık iğne üzerine birer çift yapıyoruz. 4 5 6 7 8 9 siyahları görmekte zorluk çekiyorum 9 10 11 ve 12 şimdi buradan sonrasında e, ipimizi sıkalım güzelce tamamdır çok iyi sıkın, çok iyi kapatın arkadaşlar. Tepe noktası olacak. Bunu da hemen bir bağlayalım. İşaret ipimizi de hazır edelim. Evet, ikinci sıramız 12 sık iğne oldu. Hemen işaret ipimi geçiriyorum. Dileyen bu ataçlar falan var. Dileyen ataçta kullanabilir ama işaret ipi olursa daha güzel takip edersiniz. Şimdi arkadaşlar 3. Sıramızı da e, bir çift, bir tek yapıyoruz. Toplamda 3. Sıramızda. 18 sık iğne olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar e, her bir sırada 6 artma yapmış oluyoruz. E, Çiftle başlayıp işaret yerimize geldiğimizde tekle bitirmiş oluyoruz. Bunları zaten her zaman söylüyorum. Yine de hatırlatma babında e, ilk defa yapacak olanlar için tekrar tekrar söyleme gereği duyuyorum. E, şimdi 3. sıramızı Bundan sonrasını örmeyeceğim ben size tarif edeyim siz artık kendiniz bunu zaten yapabileceksiniz ilk sıramızı 6 sık iğne yaptık ikinci sıramızı çift çift yaptık 6 artma yapmış olduk 12 sık iğnemiz oldu üçüncü sıramızda bir çift bir tek bir çift bir tek yine 6 artma yapmış oluyoruz. Ve toplamda 18 sık iğnemiz oluyor. Bir üst sıraya geçtiğimizde bir çift iki tek olarak yapacağız. Yine 6 artmış olacak. Yani 24 sık iğnemiz olacak. Bu şekilde arkadaşlar bir çift 5 tek olana kadar örelim. Sonrasında devam edeceğiz arkadaşlar. Bir çift 5 tek olana kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar bir çift 5 tek olana kadar ördüm. Tam 7. sıramızı bitirmiş oldum. Her bir sırada 6 artma yaparak geldim. Bu sıramızda 7. sıramızda 42 sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 8. sıramıza başlıyoruz. 8. sıramız arkadaşlar şimdi işaret ipimi yukarı aldım. Ee, hemen işaret ipimin yanındaki sık iğneme bir çift yaptım bunu da anlatacağım bu da çok kolay ee, bir çift yaptım ee, sonrasında düz olarak ördüm ve işaret yerime geldim ee, bir üst sırayı yani şimdi bu 8. sıramız olacak ya e, 9. sıramızı e, bir sıra hiç artma eksiltme yapmadan düz öreceğiz. 10. sıramıza geldiğimizde tekrardan bir artma yapacağız. Yine işaret ipimizin veya üstünden bir artma yapacağız. Onun bir üst sırasında tekrar bir sıra düz geleceğiz arkadaşlar. Bu işlemi tam 10 kez boyunca yapacağız. Bir sırada bir artma, bir sırada bir düz. Umarım anlatabilmişimdir. Tam 10 sıra boyunca bu şekilde yapacağız. Şimdi tekrardan söyleyeyim de garanti olsun. Şimdi bu sıramızda bir artma yapacağız. Bir üst sıramızda hiç artma eksiltme yapmayacağız. Onun üst sırasında yine bir artma, onun üst sırasında tekrar düz yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar, yani bir sırayı artmalı bir sırayı düz olarak yapacağız. Bunu tam 10 kere, 10 kez yapacağız bu işlemi. Bunu bir yapalım, tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar bir sıra da bir artma bir sırada düz bir sırada bir artma bir sırada düz 10 kere bu işlemi yaptım yani toplamda 20 sıra örmüş oldum şimdi arkadaşlar hemen işaret ipimi tekrardan yukarı alacağım 27. sırayı ördüm bir sırada artma bir sırada düz olduğu için yani 10 tane artmış oldu e, sık iğnelerimiz. 42 e, sık iğnemiz vardı. 52 sık iğneye çıktı. Şimdi arkadaşlar hemen işaret ipimi yukarıya alıyorum. E, 28. sırama başlıyorum. Şimdi e, bundan sonrasında yine aynı artmaların olduğu yerden devam ederek tam 10 sıra boyunca ee, bu sefer iki artma hiç aralarda düz yapmayarak 2 e, artma yapacağız Yani Şimdi e, Şimdi bu altta nasıl yapmıştık bir sırada bir artma bir sırada düz yapmıştık burada bunu yapmıyoruz Şimdi araya düz hiç sokmuyoruz 10 sıra boyunca Her bir sırada 2 artma yapıyoruz aynı artmaları üzerinden gidelim e, bu, bu kısım sık bölgemiz olacak e, bilginiz olsun e, Tamam şimdi 10 sıra boyunca 2 artma yapalım her bir sırada sonrasında devam edelim evet arkadaşlar e, 10 sıra boyunca aynı artmalardan her bir sırada 2 artış yaparak 10 sıra daha örmüş oldum e, yani e, 37. sırayı ördük 52 sık iğnemiz var 20 tane artma yapmış olduk Şimdi arkadaşlar burada tekrar işaret ipimi yukarıya alacağım 38. Sırama başlayacağım arkadaşlar ancak öncesinde gözlerimizde bir takalım Şu şekilde hemen yapayım bağladım Gözlerimizi bir takalım arkadaşlar çünkü iyice uzadı bir, bir daha zorlanırız. Tam bu tam olarak iki yanına takacağız yani tam nasıl anlatayım? Şekilde yapalım tam ortasına. Şimdi tepeden sayıyoruz hani bu en son ördüğümüz bir çift beş tek vardı. Bir çift 5 tekten düz sıralarımıza 4 sıra sayacağız aşağı doğru. Şimdi en son evet çiftlerimiz burada bitmiş. Artmalarımız düz olarak geldiğimiz sıra 1 2 3 ve 4. Arkadaşlar şu kısımlardan ikisini de tam yandan ayarlayacağız. Bu şekilde Şuradan sıra söylememe gerek yok. Tam iki yan e, olarak ayarlayın. Bu zaten e, yerine oturacaktır. Şimdi kapatmadan e, tıpalarını takmadan bir diğerini de takayım. Sonrasında tıpalarını takalım yakalım yapışsın şekilde takip ederek bir diğerini için doldurarak takmıştım. Şimdi ben de inanın şu anda zorlanıyorum. Hani için doldurduğum zaman siz de hani çok zorluk çekerseniz bu şekilde daha iyi ayarlayabilirsiniz. Yani tam net olarak görmüş oluyorsunuz gözün duruşunu. Çünkü içini doldurunca açılıyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bunu gerekirse şu tam sırt kısmını tam ikiye katlayın. Mesela. Ben biraz sanırım bunu geride takmışım. Evet. Yine de şöyle bakacağım. Yani çok önde olmasın. Çünkü gagamız büyük. Hani çok geride de olmasın. Bunu mümkün olduğunca ayarlayın. Mesela bir tane daha öne almak istiyorum. Çok da geride de kalmasın. Evet. Bu şekilde arkadaşlar tam yanlarda kalsın. Şimdi dediğim gibi bir çift beş tek olan kısımdan aşağı düz indiklerimizden 4, da, 4 sıra sayıyoruz. Hemen altına tam olarak yanlara. Tam hizalayın bunları. Ben de bakayım yine de doğru mu? Evet. Hani en azından görünüşüne baktığınızda anlayacaksınız. Bu şekilde. Hemen tıpalarını takalım. Şimdi biraz e, bir de çakmakla yakacağım ben bunları. Bu da çıkmadan hemen bunda tıpasını takayım. Dediğim gibi tam yanlarda kalsın. Gözler. G Gerekirse bunu böyle ters çevirin. Daha rahat yaparsınız. Şekilde çakmakla yakacağım. Sağlamlansın. Arkadaşlar, dileyen bunları e, silikonla da yapıştırabilir. Yalnız bunları yapmadan önce iyice bir kontrol edin. Tam güzelce yerleşmiş mi? Tam yerine oturmuş mu? Gözler istenildiği şekilde olması gereken yere oturmuş mu? Ona bir bakın. Ondan sonrasında bunu yakın, yoksa Gözleri e, Yani ziyan olmuş olur Tekrar çıkartırsınız Başka takmak zorunda kalırsınız Evet Bu şekilde yapıştı Dediğim gibi soğuk silikonla da Yapıştırabilirsiniz Evet Bu şekilde oldu mu Artık korkmanıza Gerek yok Evet arkadaşlar e, dileyen artık El da doldurmaya başlayabilir Ama yani el girebildiği için El yafta Kolaylıkla olur diye düşünüyorum Ama bundan sonrasında Daralmaya başlayacak e, O yüzden el Bir yandan doldurun Bir yandan e, örün e, Derim size Şimdi arkadaşlar 38. sıramıza başladık e, Şimdi yine Artmalarımızın üzerinden gideceğiz ee, e, Göğüs kısmından Dediğim gibi burası sırt kısmı Sırt kısmından Bir sık iğne yapacağız Göğüs kısmından da 3 kesme yapacağız Tam 12 sıra boyunca bunu yapacağız Şimdi Şöyle göstereceğim ben size artmalarımıza devam ediyoruz. Bu sefer her sırada bir e, artma yapıyoruz. Sonra göz kısmımıza geldiğimizde arkadaşlar şu şekilde katlayın. Tam burası ortaya gelsin. Şu yandan bir kesim. Bu taraftan da bir kesim, bir tane de ortadan bir kesim. Yaparak tam e, üç kesim yapmış olacağız e, arkadan da bir artma 12 sıra boyunca bunu yapalım e, sonrasında devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar e, şimdi kuşumuzun gövdesi bitmiş oldu gördüğünüz gibi. E, Ön, e, önden yani ö, ö, alt kısmından diyeyim kuşumuzun ö, alt kısmından 3 kesim yaptık. Kese kese geldik. E, şimdi arkadaşlar yalnız bu e, ördükçe hani dönüyor ya bunlar dön, döndükçe hani kesimleri bir sıra e, bir, bir e, sık iğne öne bir sık iğne öne alarak bir tarafını bu şekilde tamamlayın e, bir diğerini. Zaten onlar döndükçe bu da içeri doğru gidecek. Ortayı da hani 3 tane mesela atıyorum kesim üst üste yaptınız. Bir diğerinde 3 kesimi hemen bir yana kaydırın. Bir üzerinden gidin. Bu şekilde hani daha düzenli olur. Yani dümdüz yamuk yalıkta gitse bir şey olur mu? Olmaz ama daha düzgün olur diye düşünüyorum. Ben o şekilde yapıyorum. Arkadan da birer artma yaptık. Arkadan kuyruk kısmımızdan 3 e, kesim bir artma yaptık. 49 sırada bitmiş oldu kuşumuz. Kuşumuz 49. sıraya işaret yerime kadar gelmedim. Aşkım bir saniye işaret yerimize kadar gelmedim. E, çünkü buradan dikiş yapacağız şimdi. E, güzelce de doldurdum sıkı sıkı doldurdum gördüğünüz gibi. 49. sırada bitti onu da söyleyeyim de hani bazı kişiler e, e, Soruyorlar sayı soruyorlar onu da söylemiş olayım 49. sırada Ve 48 sık iğne ile Kuşumuzu tamamlamış olduk Şimdi arkadaşlar uzunca bir ip bırakıyorum e, Dikiş yapacağız çünkü hem, yani bu kuyruk kısmını Bir yandan Dolduracağız Bir yandan da dikeceğiz arkadaşlar Artık işaret ipimize de gerek kalmadı. Şimdi ben etamin ipimi de hemen geçireyim, Elyaflarımı da yan yanıma alayım. Size göstereceğim nasıl dikildiğini. Bir, bir saniye bekleteceğim. Evet arkadaşlar, etamin ipimi geçirdim. Tam şu kısmını birleştiriyoruz, kuyruk kısmını. Şimdi bunu mesela şuraya kadar diktik. Bir daha dolduracağız. Biraz daha diktik, bir daha dolduracağız. Yani hem dikeceğiz hem dolduracağız bu kısmını. Evet. Aşkım dur. Bu şekilde arkadaşlar birleştiriyoruz. Hani ipi üstten alarak diktim. Hani siz daha farklı da dikebilirsiniz. Yani ben bu şey ben hani diktiğim şekli gösteriyorum. Etçe de altta kalıyor bu. Çok da hani önemli değil ama tabii ki düzgün olması önemli. illaki gözgücektir. E, ee, düzgünce yine de dikin derim. Ama siz daha iyisini biliyorsunuzdur. Daha iyisini dikebilirsiniz. Yani ben her zaman söylüyorum el elden üstündür arkadaşlar. Yani ben bu şekilde diktim dediğim gibi. Siz de farklı bir e, şekilde dikebilirsiniz. Misine ile kesinlikle dikmeyin. E, Siyah da çok misine çok parlıyor, çok belli ediyor kendisini. Siyah yerlerinde kendi ipiyle dikeceğiz. Renkli kısımlarda misine ile dikeceğiz. Onlarla işte gayet güzel oluyor. Hiç belli olmuyor o yönden çok güzel duruyor yani hani dikilmiş değil de sanki böyle yapıştırılmış gibi duruyor veya kendinden gibi duruyor şimdi mesela arkadaşlar bu şekilde ben bunu diktim şimdi şu kısmını da tekrar devam edeceğim doldurmaya bu şekilde göstereyim şekilde arkadaşlar. Boş kalan her yerini güzelce dolduralım. Hani dikiş kısımlarına aslında ben çok fazla hani e, müdahale etmek istemiyorum. Çünkü çok farklı dikiş şekilleri var. Hani herkes dilediği gibi dikebilir. Ama yine de hadi ben e, yaptığımı size yine de göstermiş olayım diye gösteriyorum. O yüzden açıkçası ben kolayıma ne geliyorsa onu yapıyorum. Hani sizler de onu yapın. Hani hem güzel dursun hem de kolayınıza gelsin. Yani illa bu olacak diye bir şey yok. Her zaman söylüyorum ne yaparsanız oluyor. Önemli olan düzgün iş çıkması. Yani öyle olmuş ya da böyle olmuş değil. Hani öyle olsun böyle olsun yani hiç fark etmez şekilde arkadaşlar böyle diplerini doldura doldura onu dikişime devam edeceğim daha bu sırt kısmında azıcık da güzelce e, baya bir taş gibi doldurun ama çok da hani çok da fazla da abartmayın çünkü açılma yapıyor gerçi buraları kanatlar gelecek bunları kapatacak e, yani kanatların veya gaganın e, şuyun buyun olmadığı yerler fazla açılması siyah olduğu için ipler, e, elyaflar ortaya çıkar. Yani beyaz beyaz gözükür. O yüzden de e, çok fazla da abartmadan düzgünce önemli olan düzgün olması. Bu şekilde parmaklarınızla e, yani alıp top top değil de yani böyle azar 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 boşluklarına ite ite doldurun. Yani bunu sadece bunda değil her şeyde bu şekilde yapın Yani önerim olsun size Tabii siz yine Kendiniz Nasıl isterseniz Öyle çünkü yamuk yıllık oldu mu Yani dünyanın en güzel örgüsünü örseniz Hiçbir işe yaramaz Dolum çok önemli her şeyden önemlisi Yani bu şekilde arkadaşlar Devam ediyorum Yani aslında ben bir ben bunu kendim dikeyim. Artık gördünüz aslında nasıl diktiğimi. Şu uç kısmına kadar arkadaşlar. Şu uç kısmını çok önemsemenize gerek yok. Onun üstüne kuyruk getireceğim çünkü. E, ama yine de dolu olsun. Ama hani biraz belki boşluk kalır falan. Hani boş kaldı da bir zorlayayım hani ben onu illa doldurayım gibi düşünmeyin arkadaşlar. Şu kadar kısmı çok önemli değil. Bunun üstüne dediğim gibi kuyruk getireceğim. Ben bir e, dikeyim arkadaşlar. Son bitmiş halini size hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitti. Kuşumuz bu şekilde oldu. Güzelce doldurduk. Dikiş de böyle oldu. Yani bu kadar arkadaşlar. Bu videomuz. E, gövdemiz bitti çok şükür. E, bir diğer e, videomuzda tanatlarını ve e, kuyruğunu yapmayı düşünüyorum. E, zaman yani videonun uzunluğuna göre hareket edeceğim arkadaşlar. Hani belli bir zamanı ne kadar e, sığdırabilirim, ne sığdırabilirim, ona göre hareket edeceğim. E, bir de e, tukandan sonra ne yapacağımı hala karar veremedim. E, sizlerin istediğiniz e, bir e, model örnek varsa, e, yani istediğiniz bir şey varsa, Yorumlarda yazabilirsiniz. Aslında öyle de düşünüyorum. Hani en çok istenilen e, modeli e, çalışmak istiyorum. Bir de öyle deneyeyim diyorum. Bilemedi, bilemedim arkadaşlar. Yani e, düşünüyorum ama henüz karar da veremedim. Ne yapsam ne etsem öyle kendi kendime düşünüyorum ama. E, bir de hani sizlerin isteğinize göre bir şey yapayım diye düşünüyorum. E, dediğim gibi yorumlarda yazabilirsiniz Herkes istediğini yazabilir. En çok hani istenilen bir şey üzerinde de, istenilen model üzerinde de çalışabilirim. Ee, neyse bir yazın bakalım, bir görelim. Neler istenecek? Neler e, neler arzu ediliyor? Ee, sonra duruma göre e, hareket edeceğiz. Bir tane bir şey daha böyle kafamda var. Tukandan sonra onu da düşünüyorum. Ee, ama net karar vermiş değilim. Bir de sizin fikrinizi almak istiyorum. Yorumlarda bana yazarsanız. Sevinirim beğeni yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar abone olmayanlar lütfen abone olarak izleyin ee, çok rica ediyorum görüyorsunuz gerçekten çok emek var ee, abone olmanızı istiyorum ee, açık ve net söylüyorum ee, abone olursanız çok sevinirim beni izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim bir diğer videomuzda ikinci bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.